Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve bir test videosuyla karşı karşıyayız ve bu test videosu nedir diye soracak olursanız basitçe action'la alakalı ve Guild Wars'la alakalı ve tekrar action'la alakalı. Evet, özetle benim sürekli ADM'den ötürü, bu arada bu videoyu ben 3. ya da 4. kere kaydediyorum, hepsinde kendimle alakalı bir şey oldu. Biraz videoyu gereksiz uzun tuttuğumu düşündüm vesairedir. Birinde de ekranda abuk bir görü. Ekranı kaydetmeyi başaramamışım. Evet. Sebeplerine geleceğim. Birazdan anlatınca anlayacaksınız. Peki. Action'la Guild Wars'un bir sorunu vardı. Bu problem nedir diye soracak olursanız, özetle şu an oyunu ben FPS'i gösterdim. 60 FPS takısı kaydediyorum. Görüyorsunuz şurada. Peki, action'da normalde kaydettiğimde bu FPS ne oluyordu? 20. En iyi haliyle. 20. Kalabalık bir ortama girmeden. Kalabalık bir ortama girdiğimde 10-15 falan oluyor. Evet. Ve bunun bir YouTube videosu da neye dönüştüğünü görmek istiyorsanız zamanında bunu da çektiğim bir video var ve video esnasında ben bunu ciddi bir biçimde fark edemedim. Benim mallığım tamamen. Ve sonuç olarak namaz rezil bir video ortaya çıktı ve sesle görüntü birbirine kaydı. Çünkü Premiere bu kadar düşük FPS, bu kadar düşük frame rate'li bir videoyu sen 60 FPS mi renderlayacaksın derken kafası karıştı. Evet, özetle bu oldu. Gelelim diğer bir sorunla. Harita değiştirdiğim takdirde o loading screen, yani loading screen giren herhangi bir yere geçtiğim takdirde loading screen'in bitimine yakın oyun kopuyor. Daha sonra kayıt kopuyordu. Kayıt neden kopuyordur diye soracak olursanız bir tahminim var. Muhtemelen oyunun da zaten harita değiştirdiği takdirde, yani loading screen'lerde olduğu takdirde hani şey, bir pencere parlarsa eğer o pencereyi, daha sonra bir pencerede değişiklik olursa o pencereyi parlatma olayı vardır ya Windows'un. Onu, yani simgesini, muhtemelen onu tetiklemek için bir pencereyi yeniliyor. O esnada da action, ha sanırım bu pencere kapandı, ben kaydı durdurayım diyor action. Evet, özetle durum bu. Yani bunların, bu iki problemi de çözdüm. Nasıl çözdüm diye soracak olursanız, basitçe ilkini normalde ayı modunda kaydediyorum ben oyunu. Yani ham olarak kaydediyorum. Ham olarak kaydettiğim nedendir bilinmez, işlemciye hayvan gibi yükleneceğim ben diyor. Guild Wars açıkken ama sadece. Diğerlerinde böyle bir olay yok. Neyse. Ha, ilginç. Achievement varmış. Evet. Böyle bir olayım var diyor. Ama buna bir yere bakayım. Evet. Bu yüzden de aşırı düşük bir işlemci kullanıma bürünüyor ve FPS inanılmaz derecede düşüyor. Çünkü Guild Wars bütün render'ı işlemciye yaptıran bir oyun. Devam edelim. Ben şu an action'ı MP4 modunda ancak Nvidia'nın kodekleriyle çalıştırıyor. Nvidia'nın kodekleriyle çalıştırmamın olayı şu şekilde oluyor. Render'ı Nvidia yapıyor. Ancak ham olarak kaydedemiyorum. Nvidia olarak kaydediyorum. Ve videoyu çekmemin en önemli sebebi şu an devreye giriyor. Sizden ricam, lütfen videoyu izleyin. Videonun görüntü kalitesini diğer Guild Wars videolarıyla kıyaslayın. Ve asıl action'a geri dönmek istememin sebebine Guild Wars kaydederken dikkat edin. Guild Wars videolarını action'a geri çekmek istememin sebebi OBS inanılmaz derecede kötü bir ses kaydına sahip. Eski mikrofonumda o kadar fark etmiyordum. Yeni mikrofona geçince, bu arada yeni mikrofonda da şu an tam verim alamıyorum çünkü doğru güç adaptörü yok. Ufak bir sıkıntı adaptörü, henüz onu alamıyorum ancak en kısa zamanda alacağım. Yeni mikrofona
geriye. Ayarlamaya kalkışımda Action'daki ayarları geçirdim. Sonrasında da kurcalamak istemedim bu arada, onu da söyleyeyim. Yeni mikrofona geçtiğimde son videoyu izleyin lütfen. Bundan sonra onu da linkleyeceğim zaten. İnanılmaz kötü bir ses kalitesi var. Ne kadar kötü diye merak ediyorsanız. Eğer basitçe zamanda Mira ile beraber çektiğimiz bir bölümde Space Engineers'ta onun sesini robotlaştırmıştık. Hafif robotlaştırmıştım gerçi, çok bozulmasın diye. O da kulaklıkta fazla çıkıyordu, hoparlörde fazla çıkmıyordu. Neyse. Robotlaştırmıştık. Bu kayıt kalitesi daha iyi bir robot efekti olabilirdi benim gözümde. O kadar kötü. Evet, benim pop filter'a kolum değiyor çünkü mikrofon biraz aşağı inmiş. Evet. Devam edelim. Böyle bir sıkıntı söz konusuydu. O yüzden Action'a biraz geri dönmek istedim. Bu arada bunu kaydederken değil, işe kaydederken falan filan fark etmedim. Kayıttan sonra da fark etmedim. Bunu nasıl fark ettim? Bir izleyicinin yorumuyla fark ettim. Teşekkürler bu arada. Öyle bir sıkıntı oldu. O yüzden kontrol ederken, yani bu videoyu incelerken lütfen sesi de Space Engineers videolarımdaki gibi bir videolarımdaki sese göre falan kıyaslayın. Çünkü hani oradaki ses ayarlarını kullanıyorum teknik olarak şu an. Ama sadece yeni ses Space Engineers videolarımı, yani o robota dönüştüğüm videodan sonraki videoları kıyaslayın. Evet, özetle genel durum bu. Bir de o loading screen geçişi esnasındaki problemi şu şekilde çözdüm. Game Capture, yani oyunu yakalama modunda çalıştırmıyorum Action'ı. Şu an Action birinci ekranıma yansıyan bütün görüntüleri kaydediyor. Evet, yani şu an şuradan bir bildirim çıkarsa, daha sonra buradan gelir bende. Oradan bir bildirim çıkarsa eğer, aslında dur, Battle.net'in bildirimi buradan gelir. Onu göreceksiniz. Özetli durum bu. Bu videonun olayı da dediğim gibi sizin videoyu izleyip görmeniz, test etmeniz, yorum yapmanız. Şurada FPS düşüşü oldu, şurada görüntü kalitesi leş gibiydi, şurada şu oldu, burada bu oldu. Görüntü kalitesi aşırı önemli çünkü... Champion varmış ama oradaki waypoint açık mı bende? Yakında bir tane açık da gidesim yok. Neyse. 9. karakterimle harita açıyorum. Ama 9. karakterim olmasına rağmen bu benim ikinci main'im olmuş durumda. Fazla sevdim karakteri. Evet. Birinci main'im tabii bildiğiniz gibi Engineer. Evet. Bunun yanı sıra hani oyunun görsel kalitesini de yüksek tutmak istiyorum. Çünkü neden diye soracak olursanız, hem kendim bu görüntüyü aşırı seviyorum. Gerçi şu an görüntü kalitesi, dizaynı o kadar güzel bir haritada değiliz. Hemen dizaynı güzel bir haritaya geçelim. Ver elini Magoma. Hem de yani hem çevre dizaynı hem karakter dizaynı oyunu çok sevdiğim için ayarları hiçbir şekilde düşürmek istemiyorum. Evet, Magoma'dayız. Partikül efektlerine kurban olduğum yer. Evet. Burada biraz FPS'in düşmüş olması lazım. Evet. 40 civarı bir şey. Biraz daha düştü sanki. Bakalım. Ha, 50'lere gelmiş. Shiny. Neyse. Görüntü kalitesinden hem sizi hem de kendimi mahrum bırakmak istemiyorum. Çünkü oyunun görsellerini cidden seviyorum. Diğer yandan bir başka detay ise... Başka bir detay yok aslında ya. Kendimi ve sizi oyun görsellerinden mahrum bırakmak istemiyorum. O yüzden hiçbir şekilde ayarları düşürmüyorum. Ha, var aslında. O problem. Ayarları en düşüğe çeksem en fazla 30'a çıkıyor. FPS. Not, ben o esnada 120 FPS alıyorum ve monitörümün gösterebildiği en son FPS 120 FPS. Evet. Ve ben buna neden daldım bilmiyorum. Bunu öldürmem yarım saat sürecek. Ha, biraz da skill görmüş oluyorsunuz. Partikül efektidir, şudur budur. Gösteririm size. Evet. Skill efektlerini de görüyorsunuz. Ha, şu an bir adet fail olacak bir tarih haritasındayız.
Çıkalım buradan. Crytek'e yolumuza devam edelim. Evet, şuradan devam edelim. Özetle durum bu. Videoyu biraz uzun tutuyorum ve burası contested. Yay. Yani yorumlarınızı iletirsiniz videoda. Yani biraz test edin diye açın. Bu arada ufak bir detay söylemek istiyorum. Eğer FPS düşüşü görürseniz videonun bir yerinde lütfen orayı bir 2-3 kere izleyin tekrar. Çünkü bazen YouTube'un oynatıcısı bazı bilgisayarlarda FPS düşüşü yapabiliyor anlık. Yani FPS düşüşünün oradan olmadığına emin olun. Ondan sonra direkt yorumlarda şu dakikada FPS düşüşü oldu. Görüntü kalitesi düşüşlerinde de aynı şeyi söyleyin. Şu dakikada görüntü kalitesi şöyle düştü. Ya da genel olarak görüntü kalitesi size o kadar iyi gelmediyse oyunun görüntü kalitesi şu an kötü şeklinde yorum yapın. Sizden istediğim bu. Bunları hani adam etmeye çalışacağım eğer bir problem varsa. Problem yoksa mükemmel. Aynen bu şekilde devam edeceğim demektir. Ses kalitesini de aynı şekilde biraz inceleyin. Ses kısık geliyordur, ses yüksek geliyordur, ses aşırı metaliktir vesaire vesaire şeklinde bunları bana lütfen bildirin. Ancak bu bildirimleri yaparken lütfen benim diğer videolarımı göze alarak, yani onlarla kıyaslayarak bildirin. Yani direkt stüdyo kalitesindeki bir kayıtla değil de, yanlış skill kullandım. Benim videolarıma göre, yani amatör bir kayda göre bunları değerlendirirseniz çok daha iyi olur. Çünkü ses kalitesi çok metalik diyor dersiniz, ancak benim diğer videolarımla aynı metalikte olur. Benim şu an istediğim, benim diğer videolarımla, ancak diğer videolarımdan kastım son Space Engineers bölümü mesela. Onunla kıyaslayın, çok güzel bir seçenek. Onlara göre kıyaslamasına bakın, ona göre bir yorum yapın. Benim bütün diyeceklerim bunlar bu video esnasında. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.